Ben oy oranlarını çıkardım. Ben de çok merak ettim. Acaba ne olmuş? Yani bizim milletimiz, Türk milleti ittifaklara nasıl bakıyor? Acaba işe yaramış mı geçmişte? Mesela bakın 1, 2, 3, dört, 5 e, örnek var. İkisinde değişmemiş, üçünde oylar düşmüş. Örneğin 91 seçimlerinde bahsetti. SHP ile HEP, Halkın Emek Partisi birleşti ve yüzde %20 oy aldı. Oysa SHP 87'de yüzde 24 oy almıştı. 89 belediyede daha da yüksek. 89 belediyede yüzde 54'ünü aldı belediyelerin. Yani bu kadar güçlü bir parti heple ittifak yaptı, oy yüzde 20'ye düştü. Daha üçüncü çok, oldu seçimde. Üçüncü oldu. 95 seçimde ANAP büyük birlik partisinden bahsetti Barış Bey. Doğru. %19 oy almıştı. Halbuki bir önceki seçimde 91'de ANAP tek başına %24 oy almıştı. Birleşti %19'a düştü. Bunlar yani stand şeyden herkesin bulabileceği şeyler. 2007'de biz ittifak yaptık. CHP ile DSP ittifak yaptık. Yüzde 20 idi bizim oyumuz. DSP ile ittifak yaptık. Gene yüzde 20 oldu. Bakın yeni 7 Haziran 2015'te Saadet ile Büyük Birlik Partisi yaptı. Yüzde 2 idi Saadet. Yine yüzde iki oldu. Değişmedi. En son Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz MHP ile ittifak yaptık. Ekmelettin İhsanoğlu'nda. Değil mi? Cumhurbaşkanlığı adayında. Ve yüzde 38.4 oy aldı bu ittifak. Halbuki bundan bir seçim sonra e, CHP artı MHP'nin oy toplamı %40. Çok kısa bir süre 2 sonra. Artı 2 artı 2'yi 4'e türemiyor. Haziran seçimleri. 2 artı 2'yi bazen 4 eder, bazen 3 eder, bazen 5 eder siyasette. Ama bu ittifaklar 2 artı 2'yi 5 etmek üzere yapılıyor ama halk şunu söylüyor. Diyor ki bak kardeşim bu ülke benimdir, hakimiyet de kayıtsız şartsız bana aittir. Ben ittifak yaparsam olur ama siyasi partiler olarak siz... İttifak yapıp benim karşıma çıkarsanız kusura bakmayın. Bunun adı kurnazlıktır. Ben bunu yemem demiştir bugüne kadar. Ha bundan sonra ne diyeceğini oturacağız hep beraber göreceğiz. Yani ittifak evet olabilir ancak bu seçim barajıyla değil. Çünkü ben ittifak etmek zorunda değilim. Mesela Saadet Partisi der ki ya ben ideoloji partisiyim kardeşim. Ben niye CHP ile ittifak yapayım ki? Diyebilir. Doğru. En doğal hakkıdır. Ben 10 milletvekille girerim ama kendi ideolojimi savunurum diyebilir. Yani e, AKP'de %34 ile ilk girmiş, şimdi %50'lere çıktı. Demek ki kendi öz ideolojisini savunduğunda yükselebilir veya düşebilir. Bunun kararını halk ha. verecektir.